Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Apple Watch'umuzun kordonunu değiştirmeyi göstereceğim. Orijinal Apple Watch 8 GPS modeli 45 mm'lik. Bu eski Apple Watch'umdaki kordon, orijinal kordonu Apple Watch 3'te kullanıyordum. 42 mm'lik. Benim onu da bilmenizi istemeye yani şöyle. Yani bu 45 mm'lik bir kordon, bu 42 mm'lik bir kordon. Fakat fark etmiyor. Ölçüleri eşit yani. Şuradan şunu çıkararak Apple Watch'umuzun kordonu çıkarma işlemi arkasındaki şu pime basıyoruz. Çekiyoruz sadece. Bu 45 mm'nin orijinal kordonu. Bu da Apple Watch 3'ümden çıkan 42 mm'lik orijinal kordon. Şöyle üst üste koyduğumuz zaman zaten birebir olduğunu görebilirsiniz. Yani hiçbir fark yok gördüğünüz gibi. Birebir aynı kordon ölçüleri. Yani eski kordonlarınız varsa, daha eski Apple Watch'ları kullandıysanız, 42 mm'lik bir kordonunuz varsa, 42 mm'de kullandığınız veya 44 mm'de kullandığınız kordonlar 45 mm'ye de oluyor. Bilginiz olsun. Bunu göstereyim önce. Mesela eski bir tane kordonum gene. Bu da hepsine uyuyordu. 42, 44, 45'lere uyuyordu. Şöyle göstereyim. Takma işlemi de şu zaten arkadaşlar. Mesela şu tarafta bütün Apple Watch'ların kordonlarının hepsi aynı arkadaşlar. Yani bir tarafta üçü de aynı renk, bakın şuradaki pimlerin. Burada ise bir tanesi metaliktir yani. O arka kısmına bakacak saatinizin. Yandan sadece tık sesiyle oturuyor yerine. Çıkartırken de yine aynı çıkartıyorsunuz. Asıl şu kordonu göstermek istiyorum. En son aldığım yeni kordon bu. Malum orijinal kordonlar pahalı olduğu için Apple'ın kendisi üstüne satılan. Ben yine muadil bir kordon aldım. Markası Minesk. Açıklamada da linkini paylaşırım. Dediğim gibi bu eski kullandığım bir kordon da Apple Watch 3'ümde kullandığımdı. Bu Apple Watch 3'ümün orijinal kordonu. Bu da Apple 8'deki gelen orijinal kordon. Bu da yeni aldığım bir kordonum arkadaşlar. Şu tarafını da çıkaralım. Çıkarma işlemi çok basit zaten. Metalik kısım dediğim gibi saatin arka yüzüne bakacak. Küçük böyle tık diye bir ses geliyor arkadaşlar. O zaman anlıyorsunuz oturduğunu. Bunu da buraya takalım. Oturdu. Evet. Düşme riski yok gördüğünüz gibi, buradan çıkmıyor. Kordonumuz. Bu kısımda engelliyor çıkmasını. Şöyle kolumuza geçiriyoruz. Şöyle ayarladıktan sonra yapışıyor. Duruşu da böyle arkadaşlar. Evet, çıkması düşmesi zor zaten arkadaşlar. Gayet hoş oldu. Yani bu renk alabilirsiniz. Açıklamada linkini paylaşacağım bunun. Rengi gayet hoş. Sportif de duruyor. Yani bazen terletiyor, biraz daha hava alsın diye ben böyle bir bez mi deniyor artık, ne deniyorsa. Yani daha doğrusu naylonsu bir kordon bu. Daha iyi olur diye düşündüm. Öyle aldım. İstediğiniz kadar gevşetebilirsiniz. Ve genelde yine eski kordonlarımı da kullanacağım. Ama tabii hiçbirinin yerine şu orijinal kordonların yerini tutmuyor arkadaşlar. Onu da bilin yani. Orijinal kordonun kalitesi bir başka zaten. İmkanınız varsa orijinal kullanın ama onun dışında da böyle muadil kordonu kullanabilirsiniz. Ve zaten videomda da belirttiğim gibi eski kordonlarınızın hani 42 mm'lik saatin kordonu, 44 mm'lik saatin kordonu 45 mm'ye de uyuyor. Aynı zamanda bunun kordonu da diğer o 42 ve 44 mm'lik saatlere uyuyor. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.